Engin Ardıç, Good Morning. 48 yıl önce yüksek tahsil yapmak için hem de özel sınavını kazanıp Robert Kolej'e girdik. Sonra birdenbire kendimizi Boğaziçi Üniversitesi'nde bulduk. Oradan mezun olduk değil mi? Kolejin başkanı John Scott Everton adında bir adamdı. Rektör değil, başkan. President. Profesör profesör değildi. Eğitimci meğitimci de değildi. Bir diplomattı. Daha önce Amerika'nın Burma Büyükelçiliği'nde bulunmuştu. Aslında bir CIA ajanıydı tabii. Kendisi de bir MI5 ajanı olan edebiyat hocamız Hillary Summer Boyd, baba parasıyla solculuk oynayan kolejin daha evrimci öğrencilerinden birinin eline bir bomba tutuşturmuş, bunu Everton'ın lojmanına attırmıştı. İngiliz gizli servisi, kuzeni olan Amerikan gizli servisine bomba attırıyor. Hangi pis oyunda kullanıldıklarının farkına varamayan aslan solcularımız bunu eylem sanıyorlardı. Aynı pis oyun 10 yıl sonra tekrar sahnelendi gene uyanamadılar. Biz Everton'a ever smile derdik hep güler. Ondan çekinirdik de azıcık. Elinde şemsiyesiyle bugün yeşil saha olan çamurlu futbol sahasını bir baştan bir başa kat ettiğini, her gördüğüne good morning diye gülümsemesini hatırlarım. Bendenizden de epeyce morning sir almışlığı vardır toprağı bol olsun. Son derece pratik insanlar olan Amerikalılar rektör diye bir yönetici türü tanımıyorlar. Kürsü sistemi de tanımazlar. Fakültenin kürsüleri yok, bölümleri vardır ve hocaların bu kadroya giriş çıkışları son derece esnektir. Böylece doçentler, profesör ölse de yerine geçsek diye, profesörler de kürsü başkanı ölse de biz başkan olsak diye bekleşmezler. Amerikalılar bir mafya babasına da oyun teorisi dersi verdirecek kadar esnektirler. İhtimal hesaplarını kumarhane sahibinden daha iyi kim bilebilir? Amerika'da rektör yok. Her özel iş yerinde olduğu gibi yönetici vardır. Çünkü bir üniversiteyi yönetmek için bilimsel yeterlilik değil, idarecilik yeteneği ve deneyimi gerekir. Bir CEO yaşlı bir profesörden çok daha iyi yönetecektir üniversiteyi. Amerikan İç Savaşı'nın bitiminden sonra Güneyliler, savaşta yenilmiş Güneyli Başkomutan Robert E. Lee'yi Washington Üniversitesi'ne başkan yapmışlardı. Sonradan okulun adı Washington and Lee University oldu. O da fizik kimya tartışmalarına girmedi. Savaş yüzünden okuyamamış, eğitimini tamamlayamamış güneyli gençleri üniversiteye kazandırdı. Demek ki bir emekli paşa daha yararlıymış bir latince hocasından. Yeni başkanlık sistemimizde rektör olabilmek için profesör olma şartı kaldırıldı. İyi, böylece profesörlerimiz de birbirlerini yemekten kurtulurlar, kendi işlerine bakarlar. Tabii Cumhurbaşkanımız kendi meşrebine göre adamları tercih edecektir. Ne kızıyorsunuz canım? Bugün yüzde otuz, yarın yüzde elli diyen siz değil miydiniz? Buyursun kazansın gelsin Muharrem, hepsini değiştirsin. O da kendi kafasına göre rektörler atasın. Ama kuantum bilme şartı koşarsa ortalık silme fizikçiye keser ha. Kimyacıların ne günahı var? Engin Ardıç, Sabah